Bir gün böyle dersten geldim eve. Bakayım dedim haberlere. Açtım baktım. Tarkan diyor Bodrum gecelerinde. Tarkan. Konser veriyor. Görsen o kızlarımız. Tarkan. 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 O da hep beraber diyor. Tarkan. Acıdım ya dedim şuraya bak. Demek işte bu fena cereyanlar size denk gelmemiş. Gelseydi belki siz de yapardınız. Allah sizi korumuş. Yıklar. Bu kıyanı unutma Allah'ın. Ha, kurumuş sizi. Sizi korumuş. Buraya getirmiş. Ya. Allah korusun. Acıdım o kızlarımızı. Onlar da masum. 16 yaşında, 17 yaşında. Zavallı böyle. Ya. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymetli seciye inkişaf etmez. Yahut suistimal edilir. Üzer numunelerinden bir küçük numunesi şudur ki. O şefkatli valide çocuğunun hayatı dünyevide, bu dünya hayatında tehlikeye girmemesi, istifade etmesi ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder, öyle yetiştirir, oğlum paşa olsun diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Ya ben diyor, hoca mı yapacağım diyor, hafız mı yapacağım diyor, benim çocuğum paşa olsun diyor, yüksek mühendis olsun diyor. Güzel, olsun da ama dinini öğretmeden gönderiyor. Fakat o çocuğun hayat ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Çocuk ne din biliyor, ne iman biliyor, ne Kur'an biliyor, hiçbir şey bilmiyor. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, jeoloji onları okumuş. Ama onlar bu dünyada belki işe yarar ama vefat ettiği an hiçbir şey yaramaz. Ya bak şimdi Allah korusun. Öyle bir şey yap ki burada da işe yarasın, orada da işe yarasın.